Mağdur Laykası sayfa 99, mektup 101. Bu mektup mektup değil, bu bir şiir, güzel bir şiir. Ahmet Galip abinin sözler hakkındaki bir fıkrasıdır. Çok acayip derin manaları var. Adem'i ilmi hakikattır sözün. Adem. Adem var, bir de Adem var. Başında da takke varsa şapka diyorlar ya, şapkalı değil mi? Şapka takmıyoruz. Harfe bile şapka taktırmıyoruz. Takke diyoruz ona biz. Ya da daha güncel bir şey var, apostrof mu diyorlar? Adem'i ilmi hakikattır sözün. Ama şapka demeyeceğiz. Takke diyelim biz. Adem'i ilmi hakikattır sözün. Tercümanı kenzu vahdettir sözün. Adem, Hazreti Adem ya da insan manasını taşır. Adem yokluk demek. Hazreti Hak'tan atayı mahzdır. Neşe-i şiiti hüviyettir sözün. Hazreti Hak'tan atayı mahzdır. Neşe-i şiiti hüviyettir sözün. Şiit aleyhisselamın söylemiş olduğu bir söz gibidir diyor peygamber. Dersi hikmetten bütün ulvi beyan, misli İdris pür hikmettir sözün. İdris aleyhisselam gibi hikmetli olduğunu lisanlılığının sözleri dersi hikmetten geldiğini ifade ediyor. Mevci tufanı dalaletten siper. Keşti-i Nuh'u selamettir sözün. Yani dalaletin tufan dalgalarına karşı siper olmuş. Keşti Nuh'u selamet. Yani keşt gemi demek. Nuh aleyhisselamın gemisi gibi bizi selamete çıkartıyor. Seyre, temaşaya, o dalgalarda biz seyir ve temaşa ediyoruz. Sarsarı ilhattan inkaz eden, sarsar gürültü demek. İlhadın gürültüsü, gürültü sesleri. 30'lu yıllarda, 20'lerden sonra, özellikle 1900'den sonra ilhadın sesi çok yükselmiş. Her yerde küfür sahyaları, özellikle 70'li yıllarda bu daha da netleşmiş artık. Komünizmle. Böyle gürültülü seslerde şule-i hudu hidayettir sözü. Hud aleyhisselamın bir şunesi gibi hidayettir sözü. Teskiyeti bahşi kulubu müminin. Yani müminlerin kalplerini teskiye eden, temizleyen salihdarı emanettir sözü. Vahdetin esrarını ilan eden ol halil ves aslı millettir sözü. Ves gibi demek Farsça'da. Halil gibi, yani vahdet esrarını, yani birliği ifade eden, ilan eden aynı Hazreti Halil gibi, İbrahim aleyhisselam gibi. Aslı millettir sözün. Milleti İbrahimiye'den. Başı zemzem eyler ehli hayrata İsmail'i feyzi hürmettir sözün. Neden İsmail aleyhisselama zemzemi isnat etti? Ayaklarını vuruyor ya yere, susamış. Çocuklar acıkınca susunca çok şey oluyorlar. Haşin oluyorlar. Süleyman da öyle mesela. Bir kızıyor böyle acıkınca. Eller böyle, ayaklar böyle. Tabii o zaman şimdiki Arabistan sıcağında bir çocuğun susayınca o hararetli şeyini alemimizde düşünün. Böyle vurunca Cenab-ı Hak da vurduğu yer suyu çıkartıyor, zemzem suyu. Zemzem denmesinin sebebi de zem dur demek. Çok fazla su gelince artık Hacer validemiz diyor zemzem, yani zemzem diyor dur. Mas-ı tahkiktir hayaletten âlâ. Hakikattir, hayalet değildir, hayal değildir. Sırr-ı ishak-ı hakikattir sözün. Zümre-i tağutu hep berbat eder. Küfür ehlini hep berbat eder. Lut gibi rübnü talabettir sözün. Lut aleyhisselamın gibi sağlam bir sözüm var diyor. Hep kelamullahı natık-ı şehridir. Yani kelamullah Kur'an. Onun natık doğru bir şerhidir. Kenzi icazı risalettir sözün. Dini hakkın neş'ürü tamimi için fazlı İsrail'i kudrettir sözün. İsrail deyince hemen akla bu İsrail devleti geliyor. İsrail oğulları peygamberlerin gelmiş olduğu bir kavimdir yani. Burada anlatılan İsrail de odur. Yani dini hakkı neşreden bir güruh. Hak cemaliyle kemalin gösteren, hak cemaliyle kemalini gösteren Hüsnü Yusuf'tan güzelliği meşhurdu değil mi? Yusuf'tan işaretli söz. Elhamdülillah. Kanal 7 vasıtası Yusuf Aleyhisselam'ı ezberliyoruz yani. Yokluk içre varlığa kaim olan sabrı Eyyub'u metanettir sözün. Eyyub Aleyhisselam'ın sabrını ifade eden, metanetini gösteren söz. Eyyub Aleyhisselam çok büyük imtihana girmiş. Kaç sene ya? 20 sene mi? 40 sene mi? Ne? Hasta kalıyor. Hanım artık diyor ya Eyyub diyor işte dua etsen diyor da şifa verse. Biz diyor 40 sene boyunca bolluk içinde yaşadık diyor. Hele bir 40'a 40 olsun diyor. Mülhit firavunları gark eyleyen Tur-u Musa'yı şeriattır. Bütün peygamberlerin karşısında ya uğraşmış oldukları o asi kavimlerin başlarını ifade ediyor veyahut da onlara ait vasıfları söylüyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam'da neyi ifade etti? Cemali. Eyüp Aleyhisselam'da da sabrı. Musa Aleyhisselam'da firavunu koydu gibi. Serteser mizanı hikmetle rasin sağlam. Çün aybı emni adalettir sözün. Çün gibi demek. Bu yeni Osmanlı dizileriyle beraber artık böyle kavramları öğrenmeye başladık. Çün geçiyor yani. Şuayb aleyhisselam gibi emni adalettir sözün. Ehli idlali eden zir-ü zeber sanki Harun'u fesahattir sözün. Ehli dalaleti zir-ü zeber etmiş. Fesahatiyle. Harun aleyhisselamın en meşhur vasfı fesahatidir. Konuşmasıdır. Biliyorsunuz değil mi? Musa aleyhisselam istiyor işte. Kardeşim Harun'u bana ver diyor. Musa aleyhisselam peltek konuşuyor. Harun aleyhisselam da kardeşi ona yardımcı olarak veriliyor yani. Onun da fesahatı çok kuvvetli.
Ses bakımından mesela Davut Aleyhisselam'dır. Davudi ses derler mesela. Davut Aleyhisselam müzik çekmeye başlamış. Bütün mevcudat ona halka oluyor. Kuşlarla beraber zikir çekiyor. Mesela cennette Davut Aleyhisselam Kur'an okuyacak diye hadislerde geçer. Ben bundan sonraki satır Davut Aleyhisselam'mış, bilmiyordum yani. Okudum, biliyormuşum mektubu ama bu da geçtiğini sanki hatırladım ama bu kadar çabuk geldiğini bilmiyordum. Askeri Calu küfrü mahveden Savt-ı Davud'u hilafettir sözü. Davut Aleyhisselam'ın sesi gibi hilafettir sözü. Marifeti takva ve hikmet mülküne bir Süleyman'ı emarettir sözü. Marifeti takva ve hikmet mülküne. Süleyman Aleyhisselam'ın en büyük hususiyeti de saltanat sahibi peygamber. Başka hiçbir peygamber olmamış bu noktada. Hem saltanat hem peygamberlik verilmesi noktasında. Bir Süleyman'ı emarettir sözü. Ne yapıyor işte? Mescid-i Aksa'yı yaptırıyor cinlere. Cinlere peygamberlik yapıyor yani. Çalıştırıyor, emrinde çalıştırabiliyor. Hatta ömrü yetmiyor. Süleyman Aleyhisselam ayakta vefat ediyor. Bastona dayalı. Cinler çalışmayı bırakacaklar. Bakıyorlar Süleyman Aleyhisselam ayakta. Çalışıyorlar, çalışıyorlar. Bitiyor ondan sonra inşaat, mabet, Süleyman mabeti. Sonra Cenab-ı Hak da o bastonun içerisinde bir tane kurt öyle yiye yiye, kır 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 yiye yiye. Ondan sonra inşaat bitiyor. Süleyman Aleyhisselam yere düşüyor. Cinler diyor vay be bizi aldattı diyor işte çalıştırdı diyor. İnsanı kamile cin bir şey yapamaz. Bize yapar ama. Hasılı dertlilere derman eder. Destil lukmanı hazakattır sözün. Lokman Aleyhisselam peygamber olup olmadığı meçhul kişilerden bir tanesidir. Ama hekimlerin piri olarak kabul edilir yani. Ba suba del mevte kaim hüccetin. Yani yeniden dirilişe kaimdir hüccetin. Çun uzeyir mazharettir sözün. Söz değil özdür bütün tibyanımız. Açık ifade olarak budur yani sözdür. Öz, söz derken kışır değil yani. Kabuk değil öz. Vehçi hakka hep işarettir sözün. Lübbi lüb marifettir mahasal. Yeryüzüne hakka itaattir sözün. Risale'nin en büyük özelliği nedir? Lüb olması. Kışır değil. Hakikati söyle bırak. 80 tane laf anlatıyor. Mübarek adam. Kitap okursa mesela bazı yerlere denk geliyorum. Bazı nasihat veriyorlar Allah razı olsun. Döndürüyor, dolaştırıyor, döndürüyor, dolaştırıyor. Risale okursa var ya bir kelam söyleyecek işi bitirecek ya. O kadar rahat. Çünkü özü veriyor Risale'nin. Demiş ya Mevlana Hazretleri'nin eserini Yunus Emre'ye vermişler. Yunus Emre Hazretleri almış Mesnevi'ye bakmış böyle. Çok uzun olmuş demiş. Ben olsam ete kemiğe bürünür, Yunus diye gönderirim demiş yani. Çok büyük bir zat ya. İşte Risale'nin onu yapıyor yani. 1000 tane kelamla ifade edilecek olan manayı 3-5 kelamla zınk diye söylüyor ve Lisan-ı Nur'un cümlesini nerede okursanız okuyun bakın dikkat edin der yani. Ben farklı bir mecradan, farklı bir yerden, farklı bir tabakadan geliyorum. Mesela Kur'an da öyledir. Kur'an ayetini, tabak Kur'an okuyana dikkat etsin. Kur'an'ı yanlış okuduğunu Kur'an kendi kendine düzeltir. Okursun yanlış okudum dersin geri dönersin tekrar düzeltirsin. Takılıyorsun ve anlıyorsun yanlış okudum diyorsun geri dönüyorsun yani. Ve Kur'an'ın okuması çok kolaydır, rahattır. Hiçbir kitap yoktur bu noktada. Kur'an'dan sonra aynı hususiyeti Risale'lere vardır. Okursan sıkılmaz. Yani çok okumakla mesela birinci söz okudun, oku hep birinci söz atın, baydı falan olmaz yani. Ve aynı yeri okumakla mana açılımı olur. Bir kere denemiştim, beceremedik, kaldık. Ama mesela bir yeri alacaksın, 1000 kere okuyacaksın. Ayak mısın, 1000 kere bir şey okunur mu? Okunur. Oku, Allah'ın izniyle uğraştıkça görürüz faydasını. Ehli Şevke, Ab-ı Hayat bahşeden Hıdır-ı Bahreyn'i velayettir sözü. Hıdır-ı Bahreyn'i velayettir sözü. Hızır Aleyhisselam hayatta mı? Hayatta ise niye mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? Hızır Aleyhisselam'ı görmek ister misin? Fatih. 40 gün boyunca sabah namazına Fatih Camii'ne gideceksin. Mutlaka görürmüş. Görsen tanır mısın? O da ayrı mesele. Öyle eskilerden kalma bir söz olsa gerek. Gider gitmez. Gider ya Hızır Aleyhisselam. Bir yerde orada, bir yerde orada olur. Adam gitmiş görmüş. Tamam artık 40 gün olmuş. Hala bir şey gördüğü yok. Bir tanesi demiş gelmiş. Sen Hızır'ı görmek mi istiyorsun? Hani bak Hızır Aleyhisselam demiş. Yere bastığı zaman böyle ayak izi çıkarmış. Yere basa ayak izi çıkıyor tamam mı? Böyle taşı aldığı zaman böyle sıkarmış böyle. Ondan sonra bak böyle kum gibi yaparmış taşları tamam mı? Bak bunu böyle adamı gördün ama Hızır'dır demiş. Haberin olsun tamam demiş gitmiş. Adam hala arıyor ama. Yere bastığı zaman yeşillenirmiş yer böyle. Yemek yer gider mesela. Ben bir kere olmuştu. Çocuğum da berberde çıraklık yapıyordum. O zamanlar tabii bizi çalıştırırlardı şeyde tatillerde. Aradan değil de eşek gibi gezmeyelim piyasalarda. Şimdi elhamdülillah çocuklarımızı pamukların içerisinde yetiştiriyoruz. Neyse bizim berberde çalışıyorum. Şey oldu yemek yiyoruz böyle iftar. Arife günü. Bir tane böyle sakallı bir adam girdi içeri. Selamun aleyküm aleykümselam. Gel amca otur otur. Hiç yedik. Hiçbir şey konuşmadı. Yedi gitti adam. Kim diyor kim değildir. Kimse bir şey sormuyor. Ben de çocuk bakıyorum lan bu adam nereden geldi diyorum böyle. Bir piri fani adam yani. Hani hadi ben sormadım ben çocuğum hani bu odaki abilerin bizim yani iki tane usta var. Bir sor nereden gelirsin, nereye gidersin, ne işin var? Herkes yemek derdine düşmüş ya böyle ortada böyle bir pilav tarzı bir şey vardı böyle tavuklar mavuklar falan işte 3-5 bir şey. Herkes daldırıyor. Gel hocam oturdu adam. Çekti bize kaşığı tamam mı? Yedi. Allah razı olsun dedi. Selamun aleyküm dedi. Bastı gitti. Yani prototip olarak ver. Hani o mübarek adam manası var adamda.
Böyle bir şey yaşadım. Belki de Hızır Aleyhisselam'ı görmüşüzdür yani. Çocuk görsek ne olsak. Bağrı sikletten ukulu kurtaran nuru İlyas'ı riyazettir sözün. Yanlış düşüncelerin ağırlıklarından akılları kurtaran. İşte vesvese beyin vesaire noktalar. Kulluğun eftalini ishar eden Zülkifli ibadettir sözün. Set çeker kafir olan Yecüclere çünkü Zülkarneyn'i kudrettir sözün. Yine Zülkarneyn Kur'an'da geçer. Bir peygamber olup olmadığı meşhur olan Lokman Aleyhisselam'la beraber. Bizzat. Sırrı tesbihatı telkin eyleyen misli Yunus gavvası hakikattır sözün. Gavvas, dalgıç. Sırrı tesbihatı telkin eyleyen. Rahmeti Rahman'ı hep tezkar eder. Hamdi Zekeriya'yı rahmettir sözün. Ta bile şerri kitabı hak eder. İlmi Yahya'yı verasettir sözün. Mürdeyi ihya körü bina eder. Mürde ölmüş kişi demek. Ölen kişiyi ihya körü de bina eder. Nefhayı İsa'yı fıtrattır sözün. Müjdeyi peymanı kulubu ehli hak. Yani ehli hakka bir müjde. Mahi tariki fetrettir sözün. Ahmet'in miracını eyler beyan. Şer'i ahkamı nübüvettir sözün. Ahmet'in miracını eyler beyan. Hak Teala daima pür nur ede. Çünkü irfanı saadettir sözün. Şanlı üstatta ne dersen galiba eski bir imanı hayrettir sözün. Demiş Ahmet Galibay. Bakın böyle şeylerde son paragrafta, son mısrada mutlaka şairin ismi geçer. Yunus Emre'de de böyledir bu. Ey Yunus, bunu sen sözü doğru eyle. İşte gelir bir Molla Kasım, sigaya çeker seni.